أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, âline, ashabına, kıyamete kadar gelecek mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hassaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti siz değerli abilerimin, kardeşlerimin ve hocalarımın üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki günahlarınız, ayıplarınız affedilsin. Yine buraya gelirken aldığınız her nefes adedince Allah katındaki şeref ve izzetiniz artırılsın. Evlerimize geri döndüğümüzde aile halkımızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Değerli kardeşlerim, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın halifeliği dönemindeyken Ümeyye bin Eşkar ismindeki bir zat ailesiyle birlikte Medine'ye hicret ederler. Onların Kilab isminde salih, abid, mücahid bir evlatları vardır. Bu çocuk bir gün Medine'de dolaşırken Talha bin Ubeydullah ve Zübeyir bin Avvam'la karşılaşır. Onları gördüğünde ilk sorduğu soru Allah katında en hayırlı amel hangisidir olur? Şimdi biz bu sözleri hatırladık değil mi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığında ashabı Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bu soruyu soruyorlardı. Mescid-i Nebevi'de, çarşıda, pazarda karşılaştıkları her yerde alemlerin Rabbi olan Allah subhanahu ve teala'nın neyden razı ve hoşnut olduğunu bizzat Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dudaklarından öğreniyorlardı. Allah Resulü vefat etti. Ondan sonra gelen nesiller ise özellikle Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi göremeyen kişiler Allah'ın razı olacağı amelleri kimden öğrendiler? Sahabeden öğrendiler. Talha bin Ubeydullah ve Zübeyir bin Avvam'ın cevabı ortak olur. Derler ki Allah yolunda cihad etmektir. Sübhanallah. Bu sözler çocuğun üzerinde öyle bir tesir oluşturur ki Hazreti Ömer radıyallahu an geçen haftaki dersimizde bahsettiğimiz Sasanilerin, Perslerin yani bugünkü İran'ın dedelerinin boynunu ve belini kırmak için ordu hazırlar. O sıra bir meclis kurulur. Ümeyye bin Eşkar kalkar. Der ki ey müminlerin halifesi, eğer ben yaşlı bir zat olmasaydım bugün bu ordunun içerisinde yer almam gerektiğine inanıyorum deyince oğlu bu fırsatı yakalar. Madem ki bizim evimizden bir mücahit çıkmıyor, madem ki sen evin efendisi ve reisi olmana rağmen Allah yolunda cihad edecek bir güce sahip değilsin, o zaman ben de kılaf olarak kalkarım. Derim ki ey müminlerin halifesi, Allah'a ahiretteki alacağım mükafata karşılık nefsimi sattım der. Ve kendini Sasanilere karşı hazırlanacak olan orduya ismini yazdırır. Şimdi tabi aradan bir zaman geçer. Ordu hazırlanıyor. Herkes hazırlık yapıyor. Ümeyye bin Eşkar evinin bahçesinde oğlu Kilab'la karşılaşıyor. Diyor ki ey oğulcuğum, seni küçüklüğünde koruyan ve gözeten baba ve anneni terk mi ediyoruz? Sonra dönüyor tekrar diyor ki onlar sana yaşlılıklarında daha fazla muhtaçken babanı ve anneni bırakıyor musun? Şimdi kılabın içerisine Allah yolunda cihad etme aşkı düştü. Baba Ümeyye Allah yolunda cihad edemiyor ama daha evladı gitmeden hasreti yüreğini yakmaya başladı. Şimdi sana en fazla muhtaç olduğumuz bu anda bizi bırakıp gidiyor musun? Kılab dönüyor ki diyor ki ey babacığım, vallahi diyor ben
en hayırlı olan bir amelden dolayı diyor sizi bırakıyorum. Evet ben gidiyorum ama nefsim için gitmiyorum. Senin adına gidiyorum, annemin adına gidiyorum, ailemiz adına gidiyorum, ümmeti Muhammed için gidiyorum. Bir tağutun belinin bükülmesi, boynunun kırılması adına gidiyorum. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın çağrısının boşa çıkmaması için gidiyorum dercesine bu sözleri söyler, babasını ikna eder, razı eder. Ve kılab Allah yolunda cihad etmek için tabir yerinde ise Sasanilerin diyarını yol alır. Ama işte ana yüreği, baba yüreği, onlar bahçede oturuyorlar, güvercinlerin yavrularına göstermiş olduğu o şefkati, onları yedirirken gösterdiği merhameti her gördüklerinde oturuyorlar hüngür hüngür ağlıyorlar. Yani kılabın bu sefer asıl yokluğu, yanlarında olmayışların acısı sinelerini paramparça ediyor. Ne hale geliyor biliyor musunuz? Ümeyye bin Eşkar, mümin bir zat, salih bir adam, evladını kaybetmenin acısıyla gözleri kör oluyor. Kim bilir, yavrusunun ondan uzak kalmasından dolayı hanımının dahi görmediği gecelerde aziz ve celil olan Allah Subhanahu ve Teala'ya derdini açtı. Tıpkı Yakup Aleyhisselam gibi. Ben dedi hüznümü ve kederimi alemlerin Rabbi olan Allah'a şikayet ediyorum, arz ediyorum. Dedi de ağlamaktan Yakup Aleyhisselam gibi gözleri zayıfladı. Dayanamadı. Bir gün en yakınındaki bir arkadaşını tuttu. Müminlerin emirinin yanına gitti. Dedi ki ey müminlerin emiri, kılaba duyduğum muhabbet gün geçtikçe artıyor. Onu özlüyorum. Bugün diyor kör kalmamın sebebi diyor ona duyduğum muhabbettir. Subhanallah. Hazreti Ömer radıyallahu anh şimdi Ümeyye bin Eşkar'a bakıyor. İnanın ben orada olsam şu zayıf nefsimle herhalde şu sözleri söylerdim. Ya da ben bu sahneyi izleseydim müminlerin emiri Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın Ümeyye bin Eşkar'a şu sözleri söyleyeceğini zannederdim. Bre adam, biz tağutların bellerini bükmek için İslam ordularını harekete geçirmişiz. Sen evladının derdine ağlıyorsun. Biz Allah yolunda cihad edip ümmet şehit kazansın ki bu dava ilerlesin diye düşünüyoruz. Sen gelmişsin çocuğunun yokluğundan dolayı bana gözyaşı döküyorsun. Defol huzurumdan diyeceğini beklerken yufka adam, zarif adam, nazik adam, müminlerin emiri, müminlerin halifesi, müminlerin ordu kumandanı Ömer bin Hattab radıyallahu an yanındaki yardımcısına dönüyor diyor ki direkt diyor ordu kumandanına haber verin Ümeyye bin Eşkar'ın oğlu diyor kılabı geri göndersinler. Subhanallah. Subhanallah. Velhasıl kelam. Ümeyye bin Eşkar evine gider. Daha hüzün günleri bitmemiştir. Ağlayacağı daha çok geceleri vardır. Kim bilir kaç tane yastığı ıslatmıştır. O ağlaya dursun, kılab müminlerin emirinin yanına gelir. Hazreti Ömer radıyallahu an kılabın gözlerinin içine bakar ve şu sözleri söyler. Ey kılab, merak ediyorum. Anne ve babana nasıl davranıyorsun? Subhanallah. Yani bir adam senin sevdandan dolayı nasıl kör olabilir ya? Sen nasıl davrandın, nasıl nezaket sahibisin ki annen ve baban senin yokluğuna dayanamıyorlar. Ne yaptın sen bunlara? Bunları büyüledin mi? Sihir mi yaptın bunlara? Dercesine bir soru. Kılab döndü, dedi ki ey müminlerin emiri. Ben babamı nefsime tercih ettim. Yani bir hayır varsa o hayrı babamın elde etmesi için gayret gösterdim. Bir güzellik varsa o güzelliği önce babama sundum. Bir iyilik varsa öncelikle onun istifade etmesini istedim. Hatta dedi o benden süt istediğinde ben çöllere gider, memeleri en fazla sütle dolmuş develeri seçer, onların memelerini soğutmak için diyor onları yıkar, akabinde sütü sağar ve diyor ona içirirdim deyince müminlerin emiri kafasını sallar, yanındakilere emreder, Ümeyye bin Eşkar'ın gelmesini ister. Yalnız bakın şimdi sahne biraz daha değişecek. Niye? İlk seferinde ama olan
Ümeyye bin Eşkar bu sefer müminlerin emirinin yanına geldiğinde derler ki neredeyse yerde emekleyecek derecede bir kamburluğa sahipti. Çökmüş adam artık. Bir kuş haline dönüşmüş. Evladının yokluğu sinesini öyle bir parçalamış ki bedeni yamulmuş tabir yerindeyse. Hazreti Ömer radıyallahu anh onu görünce şaşırır. Sonra ona döner der ki ey Ümeyye bugün hangi hayır seni mutlu eder? Yani sen neye sahip olsan mutlu olursun? Deyince Ümeyye bin Eşkar müminlerin emirine döner der ki ey müminlerin emiri bugün bana sevimli gelen hiçbir şey yoktur. Hiçbir hayır diyor beni mutlu etmez. Hiçbir şer de diyor bana acı veremez. Tek isteğim diyor bu hayatta ölmeden önce oğlum Kılab'a doyasıya diyor sarılayım ve onu diyor öpeyim. Başka hiçbir şey istemiyorum. Deyince Hazreti Ömer ağlamaya başlıyor. Kılab'a dönüyor sessiz bir şekilde. Diyor ki ey Kılab önceden diyor babana diyor nasıl süt getiriyorsan şimdi tekrar getir. Kılab gidiyor çöle sütü alıyor çanağa koyuyor. Babasına müminlerin emiri ikram edince tam Ümeyye bin Eşkar sütü içecek duraksıyor. Diyor ki ey müminlerin emiri diyor bunda diyor Kılab'ın diyor kokusunu hissediyorum ben diyor. Aynı Yakup Aleyhisselam'ın kendisine gömleği gönderildiği zaman Yusuf'unu hissettiği gibi ben şu an Yusuf'un kokusunu alıyorum dediği gibi ben dedi şu an Kılab'ın kokusunu alıyorum deyince müminlerin emiri ağlamaya devam etti. Sonra dedi ki ey Ebu Ümeyye, ey Ümeyye sana dedi müjdeler olsun. Zira dedi Kılab burada. Deyince Ümeyye bin Eşkar oğlunu öyle bir sıkıyor ki, öyle bir sarılıyor ki onu öpüyor, kokluyor. Müminlerin emiri ve yanındaki ordu kumandanları hüngür hüngür ağlıyorlar. Sonra Kılab'a dönüyorlar diyorlar ki annen baban sağ olduğu müddetçe onlarla beraber kal, onlara ihsanda ol. Onlar vefat ettikten sonra da durumunu kendin bilirsin diyerek onu yalnız bırakıyorlar. Şimdi ey kardeşlerim, bu anlattığımız kısa hikayeden çıkacak iki tane sebep var, iki şey var. Elde edeceğimiz iki ders var. Özellikle genç kardeşlerime sesleniyorum. Anne ve babanın evlatlarının ilgisine, muhabbetine, sevgisine, saygısına, hizmetine en fazla ihtiyaç hissettikleri zaman ihtiyarladıkları anlardır. Kim bunu fırsata çevirirse, onlar ihtiyarladıklarında hizmet etmeyi kendine vazife ve görev bilirse, bilsin ki ister kadın olsun ister erkek, ister genç olsun ister yaşlı fark etmez, faziletli, övülecek büyük bir iş yapmıştır. Nitekim Allah Subhanahu ve Teala Yahya Aleyhisselam'dan Meryem suresi 14. ayetinde ihtiyarlamış anne ve babasına göstermiş olduğu saygı, sevgi ve muhabbeti takdirle günümüze kadar taşımıştır. Zira demiştir ki o anne ve babasına son derece ihsan sahibi biriydi. Yani iyilik sahibi biriydi. Sonra ayetin devamında Yahya Aleyhisselam'la ilgili şunları ekledi. Dedi ki وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَسِيَّ anne ve babasına tabir yerindeyse atıfta bulunarak o anne ve babasına zorba ve asi değildi. Şimdi değerli kardeşlerim eğer anne ve babam bana iyi davranırlarsa ben de onlara iyilik yaparım. Onlar bana güzel muamelede bulunursa ben de onlara güzel muamelede bulunurum. Onlar beni sevip sayarlarsa ben de onları sevip ve sayarım. Onlar beni takdir ederse ben de onları takdir ederim. Ama onlar beni kızdırırlar ve öfkelendirirlerse ben de onlara mukabilinde cevap veririm. Onlar bana söz söylerlerse ben de misliyle karşılık veririm. Onlar beni üzer ve hüzne sokarlarsa
ben bir üzüntüden çıkartıp diğer hüzne sokarım diyen bir kimse vallahi İslam'ın bu konudaki ahlak ve edebini anlamamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla birlikte otururken İbn Abbas radıyallahu anhuma dedi ki şöyle buyurdu Efendimiz, ikisinden biri yani anne ve baba kim diyor bunları kızdırırsa bilsin ki bunların ikisi veya bunlardan biri razı olana kadar Allah razı olmayacaktır. Subhanallah. Demek ki genç kardeşlerim, Allah'ın rızası anne ve babaların rızasına bağlıymış. Kim onları öfkelendirir, üzer, onları sıkıntıya sokarsa onlar sizi ve bizi affedene kadar Allah Subhanahu ve Teala'nın bizi affetmeyeceğini ve bize rıza göstermeyeceğini ne olur bilmemiz gerekir. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir adam dedi ki ya Resulallah, onlar yani anne ve babalarımız zalim de olsalar bu durum geçerli mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet. Onlar yani anne ve babanız zalim de olsa onlara ihsan bir şekilde, ihsan ehli olmak kaydı şartıyla yardımda bulunmanız gerekmektedir. Subhanallah. Şimdi efendim, bugünün dünyasında 21. yüzyılda bizim de kendimize ait bir takım düşüncelerimiz, hayat tarzlarımız, hayat normlarımız, hayata bir bakış açımız, hayata bakış açımızda bir felsefemiz vardır. Şimdi benim de anne ve babam gibi onlar bana laf söylediklerinde bana laf söyleyecek bir özgürlüğe sahip olduğuma inanıyorum diyenler yanılıyorsunuz. İslam edebinden ve ahlakından mahrum olan sistemler maalesef ortaya anne ve babalarına isyan edecek, onlara asi olacak nesilleri ortaya çıkartmışlardır. Biz anne ve babaya ihsanla alakalı burada çok ders yaptık. Bunlara girmeyeceğim. Ama önemli gördüm, birkaç tane ayrıntıyı size aktarmakla kendimi yükümlü tutuyorum. Hem kendi nefsime sesleneceğim, bu zamana kadar yapmış olduğum acıların tabir yerindeyse dışarı vuracağım. Hem bir taraftan da nasibi olan bunlardan pay alsın. Bir gün Ebu Gassan Eddabi isminde bir adam yanında arkasında biriyle beraber taşlık bir arazide yürüyorlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh bu sahneyi görünce Ebu Gassan'ın yanına geliyor. Diyor ki Ebu Gassan diyor, şu arkanda gelen adam kim diyor. Diyor ki o benim babamdır. Arkamda yürüyen zat benim babamdır deyince Ebu Hureyre radıyallahu anh ona dönüyor. Diyor ki sen hak olan diyor bir gerçeği iptal ettin ve sünnete de diyor uymadın. Subhanallah. Sen bir hakikati iptal ettin, aynı zamanda da bir sünneti çiğnedin. Sonra döndü ona dedi ki babanın önüne geçerek yürüme. Ya dedi onun arkasında dur veya dedi sağ tarafında ol. Özellikle alimler demişlerdir ki gençler, bir evladın babasının önünde yürümesi ona diyor isyan etmesi için bir sebeptir. Subhanallah. Ona asi olmasının bir sebebidir. Babasının önünde yürümesi. Ama efendim benim babam yavaş yürüyor. Efendim benim babam ağır yürüyor. Benim babam benim gibi güçlü değil. Ben iki adımda eve ulaşacakken babamla on adımda gidemiyorum diyenlere Ebu Hureyre ve ondan ders alan gruplar diyorlar ki senin babanın önünde yürümen ona isyan etmek olarak yeter. Peki bir şartla demişler. Yani bir evladın babasının önünde yürümesi için bir nedeni var, bir sebebi var. Sizce ne olabilir bu? Hatta şöyle diyelim, rica ediyorum kimse söz hakkı almasın. Gençlerin içerisinden, özellikle 15 yaş 20 yaş arasındaki genç kardeşlerim içinden bu soruya doğru cevabı bilene
çok güzel bir kitap hediye edelim. Doğru mu Hasan abi? Bakın dediler ki babanın önünde yürümek isyan sebebidir. Ancak dediler şu şey müstesna. Ne abi? Gel seni öpeyim. Gel. Gel buraya. Gel maşallah. Gel. Barakallah. Okudun mu lan o kitabı yoksa? He? Maşallah. Barakallah. Taşlık bir arazide yürüyor değil mi? Aldın yoksa o şeyi. He? Maşallah. Barakallah. Demişler ki babasına yolda yürürken zarar verecek şeyleri kaldırmak için bir evlat onun önünde yürüyebilir. Ha, abinin dediği gibi bu taş olsun, hayvan olsun, düşman olsun. Eğer babanızı kollayacaksanız, koruyacaksanız, onun önünde kalkan ve siper olacaksanız yürüyebilirsiniz. Ama onun dışında Külhan Bey gibi babanızın önünde yürüyemezsiniz dedi Selefi Salihin. Doğru mu abi? Sonra devam etti Ebu Hureyre. Bırakmadı. Dedi ki kemikli bir et, bakın dikkat edin. Kemikli bir et bulunan diyor sofraya uğradığında, yüksek ihtimal o dönemlerde et yok, kemik yok. Demek ki bulduğunda, böyle bir sofrayla karşı karşıya kaldığında babanın onu canı çekeceğini düşünerek elini ilk uzatan sen olmayacaksın diyor. Subhanallah. Mükellef bir sofra kurulmuş. İftar saati yaklaşmış. Müezzin efendi Allahu Ekber nidasıyla bağırıyor. Diyor ki baban o yemeğe elini uzatmadan diyor sen uzatmayacaksın. Hatta Selefi Salihinden bir zata geliyorlar. Diyorlar ki genç bir zata, biz senin annene karşı çok sevgi dolu olduğunu gördük. Sen anneni çok seviyorsun. Herhalde ifrat derecesinde seviyorsun. Hatta size parantez açayım ha kardeşler. İmam Ahmed bin Hanbel rahimeullah sırf annesini üzer korkusuyla annesi vefat edene kadar evlenmemiştir. Annesi üzülmesin diye. Bir kadın tarafından tabir yerindeyse hüzünlenmesin diye annesi vefat edene kadar evlenmemiştir. Onlar bu derece sevmişler. Diyorlar ki ona senin diyor anneni çok sevdiğine şahitlik ettik. Ama bir kez olsun onunla aynı sofrada bir kaptan yediğini de görmedik. Kardeşim kişi annesini seviyorsa onunla beraber yemek yemez mi? Herhalde benim çocuğuma sorsanız der ki ya vallahi babamla yemek yemek isterim ama ağzını da çok şapırdatıyor be abi. Annemle yemek yemeyi çok severim. Keyif alırım ama ikide bir ağzından düşürüyor. Damağa çıkıyor. Bunlar bizim sebebimiz olurken Ozat dönüyor diyor ki olur ya diyor. Annemin diyor o tabak içerisinde sevdiği bir şeye ben önceden elimi uzatırım da diyor ona isyan etmiş olurum. Bundan dolayı ben diyor onunla beraber aynı sofrayı paylaşmıyorum. Subhanallah. Ne dedi Ebu Hureyre? Eğer diyor mükellef bir sofra var. Burada içli köfteler, burada lahmacunlar. En sevdiğiniz şeyler. Bekleyin, sakin olun. Babanız, anneniz o sofra içerisinde hangisini eline uzattıysa ondan sonra ne yapıyorsan yap. Sonra devam etti Ebu Hureyre. Şimdi söyleyeceğim şey aslında en son ama başa aldım sonraki cümlenin üzerinde biraz durmak istiyorum. O da ne? Diyor ki o oturmadan, yani baba için söylüyor, o oturmadan veya diyor o uyumadan sen bunları yapma. O boş yer bulduk babasından önce oturmak. Benim çok uykum geldi deyip babasından önce yatağa yatmak. Ebu Hureyre diyor ki sakın diyor bunları yapma. Ha şimdi aslında değinmek istediğim yer şurası. Ben kendi şimdi nefsime vuracağım. Ben inanıyorum ki inşallah burada bulunan güzel genç kardeşlerim de kendi nefsini sorgulasınlar. Ebu Hureyre dedi ki bakışlarınla dikkat edin şimdi. Bakın bakışlarını ona doğru diyor dikme diyor. Bakışlarını ona doğru dikme. Ne demek bu sizce gençler? He Enes. Ne demek bu? Bakışlarını ona doğru dikme. Yani gözlerinle onları dövme. Gözlerinle onları yıpratma. Kaşlarını çakarak bakma. Evet seni kıracak, seni üzecek. Belki de şahsiyetine zarar verdiğini düşündüğün bir söz ve fiilde bulunabilirler. Değil mi Adem abi? Sakın ha sakın diyor. Onlara diyor dik bir şekilde bakma.
Gözlerinin içine sanki böyle onun yırtarcasına kalbini, bakışları ondan uzaklaştır. Subhanallah. Ya böyle ahlaka kurban olayım kardeşler ya. Bir anne babaya nasıl bakılması gerektiğini öğreten İslam, insanlığın bugün ihtiyaç duyduğu hukuku içinde barındırmaktadır. Varsın bütün beşeri ideolojiler batsın İslam karşısında, yok olsunlar. İnsanların sinesinden, zihinlerinden, bedenlerinden, topraklarından, camilerinden, mescitlerinden, sokaklarından yok olup gitsinler. İslam'ın bir ahlakı ve ahkamı varken kardeşler. Şimdi genç kardeşlerim, bakın ne dedik? Sakın ha sakın Hamza, baban senin istemediğin bir şeyi yaptığında onun gözlerinin içine böyle bakma, tamam? Bakma, dövme gözlerinle. Hatta ne demişler biliyor musunuz? İbni Abbas'ın büyük böyle talebelerinden İmam Mücahit isminde biri demiş ki, olaya diyor, baban diyor o sıra geldi ve seni dövecek. İp koptu. Sana saldıracak, vuracak, belki de itecek. Babanı diyor tutmak için diyor ellerini diyor kaldırma diyor. Bu sana diyor asla yakışmaz. Subhanallah. Vuracak, dövecek, itecek. Ama diyor sen ona karşılık vermeyeceksin. Subhanallah. Nasıl olur ya? Nasıl olur? Spor yapıyoruz o kadar. Ulan şu sokakların içerisinde gecenin bir vaktinde iki tane berduşu gördüğünde yolunu değiştiren genç utanmadan gecenin ikisinde kendisine kızan babasına laf söylemeye korkmuyorsa yazıklar olsun ona. Şu sokakların içerisinde. İki tane müptezel gördü diye yolunu değiştiren, neredeyse polisi arayacak, evine onun arabasıyla gitmek isteyecek bir genç utanmadan, arlanmadan anne babasını itebiliyorsa, bana vurursa ben de ona vururum, İterse kendimi savunur, İterim nereye düşerse düşsün diyorsa yazıklar olsun ona. İslam'ın ahlakından ve edebinden bu kadar uzaklaşmış. Subhanallah. Hele bir de ben onu döveceğim. Bir de döveceğim. Bakın benim bu söylediğim bütün sözler sizi bağlıyor. Ben sokakta ayyaş bir babadan bahsetmiyorum. Yani her gün oğlunu hortumla döven bir adamdan bahsetmiyorum. Ben her gün babasını da sopayla döven bir evlattan bahsetmiyorum. Ben sizden bahsediyorum. Bir gün eve girdiğinizde şimşek gibi size bakan, gözleriyle sizi yakan bir anneyle babayla karşılaştığınız an boynunuzu bükmeniz gerektiğini hatırlatıyorum size. Tıpkı Selefi Salihinin dediği gibi, onların karşısında nasıl duralım, onların arkasında nasıl yürüyelim, kölenin efendisinin karşısındaki ezikliğiyle durun ve yürüyün dedikleri gibi. Sus. Yine seleften bahsederler, koca koca alimlerden bahsederler. Yüzlerce, binlerce ilim talebesi olan alimlerin anne ve babalarına karşı muamelelerinden bahsederler. Bir tanesinin annesi çok hiddetli bir kadınmış, sinirli bir kadınmış, agresif bir kadınmış. Evladı talebelerine ders verirken ona seslenirmiş. Ey falanca! Sana neden şu insanlar valiler kadı olmayı teklif ediyorlar da sen kabul etmiyorsun diyerek talebelerinin yanında azarlarmış da ellerini böyle bağlayıp annesinin karşısında sessiz bir şekilde susarlarmış. Sana ne be moruk. Affınıza sığınırım, çok özür diliyorum. Alim benim. Mezhebi olan benim, meşrebi olan benim, usul belirleyen benim. Ya sen kimsin? Git evinde hamur yoğur demiyor. Kitliyor. Bir gün yine bir alim talebelerine ders veriyor. Annesi çıkıyor, ey diyor falanca diyor, oğluna sesleniyor. Kalk diyor şu tavuklara diyor yem ver. Kapatıyor kitabı, talebeleri oturtuyor, gidiyor tavuklara yem veriyor. Anam anam, ana kurban olayım ben sana. Bana anam bunu diyecek, yediğine pişman ederim. Ettim, yazıklar olsun dilime. Söyledim, keşke lal olsaydım. Ha şimdi fark ediyorum. Keşke bir gün bana bu dini öğretenler, annem ve babamla aramda perde koymaları gerektiği zamanlarda annem ve babama bu perdeleri ve duvarları koymak yerine anne ve babamla merhametimi ve ünsiyetimi bağlasalardı. İlk reddettiğim, İslam'a tabir yerindeyse gönlümü koyduğum gün reddettiğim kişi anne ve babam olmuştur. Benim gibi düşünmüyor, benim gibi amel etmiyor, benim gibi hareket etmiyor diye ilk tukaka ettiğimiz insanlar anne babalarımız olmuştur.
Keşke birileri bu dini bize anlatırlarken onlar Hristiyan da olsa, Yahudi de olsa, putperest de olsa, mecusi de olsalar, zorba da olsalar onlara ihsan bir şekilde yaklaşacaksınız diye nasihat etselerdi. O kadar hadis var. Gençler. İmam Mücahid dedi ki anne ve baba seni itmek için geldiklerinde sen diyor onunla ellerini diyor kaldıramazsın. Ha ben bir de döverim. İyi de döverim ha. Diyorsan bak yine alimler söz birliği yapmışlar. Yeryüzünde bir kişiye hiç böyle ertelenmeksizin gelecek musibet anne ve babasına yaptığı zulümden kaynaklanır diyorlar. Asla ertelenmez. Bir kimse anne ve babasını üzüyorsa sabahında Allah tarafından bir musibete düçar olur. Anne babasına edepsizlik yapıyorsa akşam olmadan bir musibet onun yakasını yapışır. Bırakmaz. Selef öyle demiş, alimler öyle demişler. İttifak etmişler bu konuda. Ertelenmez bir zulüm. Ha, şimdi bakın size bir mesele anlatacağım. Benim gerçekten çok böyle derinden sarsan bir hadise. Bakalım siz ne kadar bu meseleyi kabulleneceksiniz. İbni Abbas radıyallahu anhuma'ya bir adam geliyor. Diyor ki ben Allah'ın kitabındaki diyor A'raf'ı diyor anlamadım diyor. A'raf nedir diyor. Meşhur hani A'raf suresi var ya. 7. sureden başlanıp tabir yerindeyse insanlığın dünyada ve ahirette yaşayacağı evreleri bir bir anlatan sure. Diyor ki buradaki A'raf nedir diyor. İbni Abbas radıyallahu an dönüyor diyor ki A'raf kıyamet gününden sonra ahirette cennet ile cehennem arasında yüksek bir dağdır diyor. Kelime manası da yüksek bir tepe anlamına geliyor. Peki bu dağın üstünde sizce kimler bulunuyor kardeşler? A'raf ehli kim? İbni Abbas diyor ki bu tepenin üzerinde bağlar var, bahçeler var. İşte pınarlar var, denizler var, ne aklınıza geliyorsa. Peki buranın ehli kim? Yani ne cennete girebiliyor ne cehenneme. Ne olur kulaklarınızı açın. Diyor ki buranın ehli anne ve babasının izni olmadan Allah yolunda cihada gidip şehit olanlardır diyor. Subhanallah. Nasıl? Diyor ki şehit olduklarından dolayı cehenneme. Anne ve babalarından izin almayıp isyan ettiklerinden dolayı da diyor cennete girmeleri diyor engellendi. Şimdi Allah kitabında onlara öf bile demeyin. Öf kelimesinden diyor daha düşük bir şey olsaydı selef demiş Allah onu da zikrederdi. Öf bile demeyin. Allah böyle emrederken şimdi düşünün. Salih amel için, Allah için, cennet için cihada giden bir kimse anne ve babasının izni olmadan onları üzünlü ve kederli bir şekilde evinde bıraktığında ne cennete gidebiliyor ne de cehenneme girebiliyor. Şimdi bunu açacağım. Rahat olun. Şimdi biliyorum sıkıldınız. Bunu açacağım özellikle. Ama genç kardeşlerim şimdi size soruyorum. Bu dünya hayatında anne ve babanızı üzerseniz, kırarsanız, incitirseniz Allah sizden razı olmaz. Eğer Allah'ı seviyorsanız, cennetini istiyorsanız onları üzmeyeceksiniz. Sebep ne olursa olsun. Zalim de olsalar. He, şimdi geldik ikinci meseleye. Yahu Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi bir şahsiyet Kılab ismindeki bir genci Ümeyye bin Eşkar ismindeki yaşlı bir adama hizmet etsin diye, babasına hizmet etsin diye cihat gibi faziletli bir amelden geri çağırdı. He, demek ki anne ve babaya ihsanda bulunmak, iyilik yapmak, hizmet etmek Allah yolundaki cihattan daha mı faziletli? Böyle bir soru soralım. Derler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir adam geldi. Hadis Buhari'de sahih bir rivayet olarak geçiyor. Dedi ki ya Resulallah ben Allah yolunda cihad etmek istiyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam adama döndü dedi ki anne ve baban sağ mıdır? Dedi ki sağdır. O zaman anne ve babanla ilgilen dedi diyor.
Müslim'de geçen başka bir rivayette Allah Resulüne bir adam geldi. Dedi ki, ey Allah'ın Resulü, Rabbimin mükafatını umarak, dikkat edin şimdi cümleye, Rabbimin mükafatını umarak hicret ve cihad etmek için sana biat etmeye geldim. Yani Allah rızası için, cennet için, Allah'ın rızasını ummak için hicret ve cihad etmeye geldim deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adamcağıza da soruyor. Diyor ki anne baban sağ mıdır? Sağdır deyince Allah'tan mükafat vermesini istiyorsan anne ve babana ihsan sahibi ol diyor. Yani nereye git? Tekrar geri git. Şimdi benim kadar ilmi seviyesi düşük olan biri bu hadisleri okudu mu vereceği cevap şudur. Evet, Buhari'de ve Müslim'de geçen sahih bir rivayete göre anne ve babaya hizmet etmek, onların yanında bulunmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak Allah yolundaki cihattan daha faziletli ve hayırlıdır. Bundan dolayı bu ümmeti Muhammed'in anne ve babaları dururken Allah yolunda cihat etmeleri bid'attır der ve işin içinden çıkar. Ama Allah'ın kitabını müfessirlerin gözüyle, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini muhaddislerin diliyle, fıkıh meseleleri fakihlerin ilmiyle öğrenirse o zaman kişi bu meseleden kurtulur. Bu sorumluluktan kurtulur. Niye? Bu hadisleri verdikten sonra Hanefi mezhebinin önde gelen alimlerinden Ebu Bekir el-Cessas rahimeullah diyor ki bizim ashabımız yani Hanefi alimleri cihadın farz-ı kifaye olduğu, nafile olduğu zamanlarda bir kimsenin anne babasının iznini almadan cihada gitmesi caiz değildir demişlerdir. Bakın cihad farz-ı kifaye, cihad nafile. Yani siz olmadığınız takdirde bu cihad kervanı yürüyecek, mücadele devam edecek. Bundan dolayı git anne babandan izin al demişlerdir. Devam etmiş, şayet düşmanın karşısında Müslümanların sayısı yeteri kadar fazla değil. Güçleri az, namuslarını, iffetlerini, mukaddesatını koruyacak bir kudrete sahip değillerse bu cihat farz-ı ayındır. O zaman annesinin ve babasının iznini almasına gerek yoktur. Şimdi biz de diyoruz ki değerli kardeşlerim eğer senin bir tarafta anne ve baban yaşlanmış, pir-i fani, tabir yerindeyse elden ayaktan düşmüş senin yardımına muhtaç, bir taraftan da ümmeti Muhammed'in kanayan yaraları varken git salih, sahih, muttaki bir alimi bul, bu konuda fetvanı al. Bakın bu konuda fetvanı al. Kimden al ama? Edeb-ül Müfred'i okuyarak Buhari'de zikredilen hadislere bakarak kendi kendine fetva verme. Anlaştık mı? Git işin ehline sor, fetvanı al. Şimdi fetva sana dedi ki, evet kardeşim, senin bulunmuş olduğun bu şartlardan dolayı, özel durumunu açtın, anne babanın durumunu açtın, bu içinde bulunduğun bu durumdan dolayı senin burada oturman gerekmektedir. Otur anne babana hizmet et dedi. O zaman kendini de münafık gibi hissetme. Bak o zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin karşılaşmış olduğu olay neticesinde söylediği şu sözlere bak. Kab bin Ucura radıyallahu anh diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle oturuyorduk. Aramızdan diyor bir adam geçti. Böyle kuvvetli, tabir yerinde iktidar sahibi, uzun boylu, iri yapı bir adam. Sahabe döndü dedi ki ya Resulallah keşke bu adam da Allah yolunda olsaydı diye iç geçirdiler. Artık neyi kastettiler? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara döndü. Dedi ki eğer ki bu adam küçük çocuğunun karnını doyurmak için diyor çalışıyorsa o diyor Allah yolundadır. Yok eğer bir hayli yaşlanmış anne ve babasına hizmet etmek için çalışıyorsa Allah yolundadır. İffetini, namusunu muhafaza etmek için yani insanların eline bakmamak için onların vereceği sadakaya tabir yerindeyse göz yummamak adına çalışıyorsa Allah yolundadır. Ve sonra ekledi dedi ki yok eğer gösteriş duygusu ve övünmek için çalışıyorsa o kişi de dedi şeytanın yolundadır. Şimdi ben buradan şunu anladım. Sen ne anlayacaksın? Onu istersen dersten sonra konuşalım. Ey Müslüman! Eğer burada oturup anne ve babana yaşlı olan o insanlara hizmet etmen gerekiyorsa
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sen dedi zaten Allah yolundasın. Düşünün ki bir adamın babası veya annesi hastanede yatıyor. Şu an bu dost meclisinde bulunabilir mi? Onun asıl yapması gereken şey nedir? Anne ve babasının yanında bulunmasıdır. Anne ve babası ondan gelecek olan yardıma muhtaçken bizim yanımızda bulunmaz. Ama bizim yanımızda bulunuyormuş gibi ecir almaya devam eder. Sonra hadisten sanki şunu anladık. Bir tanesi çıksa dese ki ya ben Allah yolunda cihad ediyorum. Elhamdülillah Allah yolunda mücadele ediyorum. Ben canımı ortaya koymuşum. Ben bütün davanın bütün safhalarında, cihetinde Allah yolunda koşturuyorum. Sen neredesin be kardeşim? Anne babana bakmakla Allah yolunda olduğunu mu zannediyorsun dersem ve bunu gösteriş için yapıyorsam Resulullah Aleyhisselam diyor ki hiç avlatma diyor. Sen şeytanın yolundasın. Senin o kınadın, kınamaman gerekirken kınadığın adam Allah yolunda. Niye? Kendini münafık gibi hissediyor. Niye? Kardeşleri koştururken, Allah yolunda cihad ederken, davet çalışmaları yaparken bir mahcubiyet edasında senin yanında olamamanın acısını yaşıyor. Ama sen hava atıyorsun. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kusura bakma diyor. Sen şeytanın yolundasın. Kınadığın kardeşin Allah yolunda. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, özellikle anlatmış olduğumuz meselelerin tabir yerindeyse son noktasında ihtiyarlamış, bakıma muhtaç, ilgi ve alakası tabir yerindeyse sizin tarafından karşılanacak anne babaya sahipseniz onları cennetin birer kapısı olarak görün ve o kapının yok olacağı tarihe kadar elinizden gelen bütün gayreti gösterin. Çünkü bir gün yok olacak. Belki içinizde bir kapı, belki bazılarının da iki kapısı kırılmıştır. Bitmiştir artık o. Şimdi bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Efendim, bizim bir arkadaşımız var. İşte daha böyle kariyer sahibi olmak için yurt dışına gitmeyi düşünüyor. Peki sen burada bu kariyeri yapamaz mısın? Yaparım. Ama İngiltere'de yapmak daha şaşalı. İngilizceyi daha çabuk öğreniyorsun. Bir de adamlar güzel öğretiyorlar. Abi bir de yurt dışına bir çıkıp da zihin tazelemek lazım. Değil mi abi? Ama ben burada çalışıyorum. Elhamdülillah Sedat abi ihtiyaçlarım karşılanıyor. Maddi bir imkanım var. Fakir değilim, aç değilim. Ama duydum ki Malezya'da çalışırsam aldığım maaşın 3 katını alıyormuşum. Diyerek, başım selefi salihinle bağlayalım. Diyerek anne ve babasından ayrılıp gurbete çıkanlar için selefi salihin demiş ki onlar otursunlar gözyaşı döksünler. Dikkat edin. Onlar otursunlar, gözyaşı döksünler. Anne ve babalarıyla aralarını ayıran bir günahlarından dolayı da diyor tevbe istiğfar etsinler. Ya burada da rahat oturmayın diyor. Otur ama rahat oturma. Tevbe et, istiğfar et. Allah'tan bağışlanma dile. Tabii ki bir istisna açalım mı? Açalım. O da ne? Anne ve babasının yanında durduğu takdirde eğer İslam'dan uzaklaşıyorsa, onların yanında olduğundan dolayı ona tabir yerindeyse münkerin kapıları açılıyor. Bidat ve hurafenin kapıları açılıyor. Haram yollar kolaylaşıyorsa belki bu istisna tutulabilir. Ama keyfe keder. Ben gideyim artık. Ben oncalarda yerlerde yaşayayım. Anne babam da bir kenara durdursun diyorsanız yanılıyorsunuz. Bunun için arada bir ağlayın bari. Sen de ağla ben de ağlayayım. Bunun için bağışlanma da dileyelim. O zaman bir alternatifini yapalım mı? Mesela Baran değil mi? Barış. Bak mesela Barış'ın elinde akıllı telefon var. İstese şu an babası memlekette olduğunda onu görüntülü arayabiliyor değil mi? Bari görüntülü arayın. Telefonla onu arayın, hal hatır sorun. Duydunuz ki yatağa düşmüş hasta, atla bir hafta sonra anne babanın yanına ziyarete git. Ne kaybedeceksin? He Serkan abi. Ne kaybedeceksin? En fazla yorgunluk. Ondan sonra büyük ecirler elhamdülillah. Hele siz onun gözünü güldürüp, yüzünü sevindirip, tekrar geri dönmek için otobüs biletini aldığınızda annenizin yakanıza yapışıp da senden Allah razı olsun, şu kederli günümde beni güldürdün, baban sana sarılıp da ya şu en zor anında beni mutlu ettin,
Senin gibi bir evlattan Allah razı olsun dedikten sonra varsın İstanbul yansın ya. Varsın İstanbul yansın. Allah Azze ve Celle böyle salih evlatlar olmayı bize nasip etsin. Hele düşünsenize bir de anne babanız cennet aşığı. Allah'ın dinine hizmetkar. Kendini Allah'ın dinine adamış. Cihad dersen cihad meydanlarında, davet dersen davet sahalarında. Böyle bir adama, böyle bir kadına hizmet etmek ayrı bir bahtiyarlıktır Hamza. Allah Azze ve Celle böyle bir nimeti İslam tarihi, insanlık tarihi diyelim, içerisinde az aileye vermiştir. İşte o ailelerden biri de Amr bin Cemuh ailesidir. Sıkıldınız mı? Daha yeni başlayacağız ha sohbete. Mahmud Hoca'nın dediği gibi bu giriş kısmıyla. Hızlı geçelim mi? Var mı dinlemeye gücünüz? He? Var. O zaman dinleyin kardeşler. Amr bin Cemuh'u. İlginç bir adam. Beni Selime kabilesinin önde gelen şahsiyetlerinden biri. Hızlı hızlı geçeceğim söz. Mümtaz bir şahsiyet. Kavmi tarafından sevilen bir adam. Ama çok ilginç bir adam. Arapların genel bir özelliği kavmin önde gelenlerinin evlerinde kavminin tapmış olduğu putlar yer alır. Beni Selime'nin kabilesinin putu da tarih kitaplarında bir rivayette Menaf diye geçmekte, bir rivayette de Menat diye geçmekte. Biz Menaf olanı alalım, onun üzerinden yürüyelim. Amr bin Cemuh evinde Menaf'a bakıyor. Kavminin efendisi. Derler ki tarih kitaplarında putlara ve atalarının dinine kavimler arasında diyor en sadık kişi Amr bin Cemuh'tu. Nefes alsa Menaf'a soruyor. Ticaret için kervanlar harekete geçse Menaf'tan izin alıyor. Savaşacak, istişare ediyor. Barışacak, hele diyor bir soralım bakalım Menaf ne diyecek diyor. Ya ne diyor bu acaba sizce? Nasıl konuşuyorlar? Derler ki bir rivayette putların arkasına kahin kadınlar geçiyormuş. Ya şeytan ya da kadın putun tabir yerindeyse adıyla konuşuyor. Putun adına konuşuyor. Yap diyor, yapma diyor. İyi olur diyor, iyi olmaz diyor. Gitsen sanki daha iyi olur ama kalsan daha iyi olur. Kahin bir kadın konuşuyor. Başka rivayetlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Allah Resulü diyor ki şu kavminizin diyor putunu yıkın. Diyorlar ki ya Resulallah biz bunu yıkarız. Yakarız da ama diyorlar anlamadığımız bir mesele var. Biz bunun yanına gidip derdimizi açtığımızda bizle diyor konuşuyor. Nasıl konuşuyor diyor bu? Tahtadan bir put. Taştan bir put. Ağzı hareket etmiyor. Kulakları oynamıyor. Gözleri durmuş. Nefes alıp vermiyor. Diyor bizle nasıl konuşuyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o sıra diyor onun arkasında şeytanlar geçiyor. Sizle konuşanlar diyor şeytanlardır. Şimdi Menaf'ta tabir yerindeyse Amr bin Cemun akıl abisi. Ne hareket edecekse Menaf'la istişare etmeden asla yapmıyor. Ve hatta derler ki Medine İslam'a koşmuş. Medine'nin her tarafına, her eve İslam nuru girmiş. Kendi evinin içerisinde hanımı Hint, 3 tane oğlu, en çok sevdiği kadim dostu Abdullah bin Amr bin Haram. Özellikle gençler bu adamı iyi bilsinler. Bu adam onunla kadim bir dost. Niye? Aynı zamanda kayınbiraderler. Yani hanımı Hind'in habisi oluyor. Ya herkes iman etmiş. Kavmi içerisinde iman etmeyen adam kalmamış. Medine'de herkes İslam'a koşmuş. Bir Amr bin Cemuh sağır. Gelmiyor İslam'a. 60 yaşında olmuş İslam'a gelmiyor. Menaf kabul etmez kızar diye korkuyor. Velhasıl kelam evlatları birleşiyorlar diyorlar ki bu böyle olmaz. Ne zamana kadar? Uzun rivayetler var. Bir rivayette Musab bin Ömer Medine'ye ilk geldiğinde ona Yusuf suresinin ilk ayetlerini okuyor. Çok etkileniyor. Hatta eve geliyor. Hint hanımı İslam olduğunu gizliyor. Çocukların Müslüman olduğunu gizliyor. Hanımı Hind'e dönüyor diyor ki sakın ha sakın diyor evlatlar diyor Musab'la diyor görüşmesinler diyor. Aklını çelerler diyor. Kandırırlar onu. Tıpkı bugün size veya sizin
annelerinizin başkalarına, babalarınızın başkalarına dediği gibi sakın ha sakın o sakallıyla gezme. Seni vallahi şeriatçı yapar. Diyorlar ya, dediler benim anam da dedi kurban olayım, babam da dedi. Çok engellemeye çalıştılar. Başlarına daha büyük iş açtılar daha sonra. Velhasıl kelam sizin anne babanız dedi. Sakın ha dedi falancalarla görüşmeyin, annenize tembih edin baba. Dedi ki onlarla oturup kalkma. Velhasıl kelam Amr bin Cemu dedi ki sakın dedi çocuklar dedi Musab'la oturmasınlar. Tabi anne iman etmiş. Oğluna sesleniyor diyor ki gel diyor bak diyor. O da diyor Musab'tan diyor bir şeyler duymuş. İstersen diyor sana bir okusun diyor. Anne de uyanık. Anne halbuki Müslüman. Evlat da Müslüman. Baba diyor ben diyor Musab'la karşılaştığımda şu sureyi diyor ondan dinledim. Başlıyor Fatiha suresini baştan aşağı okumaya. İşte Amr bin Cemuh'un ilk etkilendiği yerlerden biri orası oluyor. Ne diyor biliyor musunuz oğluna? Oğlum diyor dur diyor. Ben diyor bunu gideyim Menaf'a sorayım diyor. Bakalım ne cevap verecek. Ah gözün çıkmasın sana. Bakın şirk, küfür insanı ne kadar kör edebiliyor Müslümanlar. Değil mi? Bakın sosyal medyada izlemişsinizdir. 21. yüzyılda yaşıyoruz. İnsanlar uzaya çıkıyorlar. Birileri putların karşısına oturmuş. Onunla muhabbet ediyorlar. Kahve içiyorlar. Gözünüz çıksın sizin. Konuşmuyorlar mı? Bal mumundan bir heykel yapmışlar. Adamın önüne de bir tane kahve koymuşlar masası. Aman atam, aman paşam, aman canım, aman ciğerim diyerek adam ağlıyor. Babasıyla hayatı boyunca konuşmadığı şey o heykelle konuşuyor. Aynı aslında mevzu biliyor musunuz? Cahiliye hiçbir zaman değişmemiştir. Hep aynıdır. Velhasılı kelam Amr bin Cemu Menaf'ın yanına gidiyor. O koca karı geçiyor arkaya kahin. Amr bin Cemuh diyor ki ey diyor Menaf Mekke'den diyor bir davetçi gelmiş. Senin dışında diyor her şeyi diyor kabul ediyor ama diyor seni reddediyor diyor. Yani güzel şeyler ortaya koymuş ama seni ve senin ilkelerini, kanunlarını, ahlakını diyor reddediyor. Ne dersin diyor bu konuda? Kadından ses yok. Cevap veremiyor. İnşallah belki o da iman etmiştir. Yani Amr bin Cemuh'un iman etmesi için belki o da oyunun bir parçasıdır onu da bilmiyorum. Kadından ses yok. Amr bin Cemuh tekrarlıyor. Puttan ses gelmiyor. Ne diyor biliyor musunuz? Ya Subhanallah basiretsizliğe bakın. Diyor anladım ki diyor ey Menaf diyor. Sen diyor bu duruma diyor çok kızdın diyor. Bundan dolayı bana cevap vermiyorsun. Sen diyor sakinleşene kadar diyor ben bekleyeceğim sonra diyor tekrar geleceğim. Subhanallah. Bakıyorlar ki baba halen toparlayamıyor. Bu sefer ne yapmaları gerekiyor? Meseleyi onları daha iyi aktarmaları gerekiyor. Olmadı. Kavmin efendisi olabilirsin. Demek ki donuklaşmışsın. Ne yapıyorlar peki gençler? Menaf'ı bir akşam Amr bin Cemuh'un uykusunun en ağır olduğu saatte alıyorlar. Beni Seleme'nin çöplüğüne atıyorlar. Baba bir kalkıyor sabah her tarafta Menaf'ı arıyor. Niye? Onu öpecek, koklayacak, yağlayacak, temizleyecek, istişare edecek. Gecem çok güzel geçti diyecek. Senin gecen nasıl geçti? İyi uyuyabildin mi? Ben çok güzel uyudum. Dertleşecekler o bugünkü tabiri yerindeyse putperestlerin dertleştiği gibi. Sonra bir bakıyor ki Beni Seleme'nin çöplüğünde. Diyor ki vallahi diyor. Bunu diyor sana yapanlar bir bulursam diyor haddini diyor vereceğim diyor. Subhanallah. Halen mi anlamadın? Halen mi anlamadın? İkinci gece aynı şey yaşanıyor. Üçüncü gece aynı şey yaşanıyor. Artık Amr bin Cemuh'un burasına geliyor. Öfkeleniyor. Zannediyorsunuz ki öfkelenmesinin sebebi putun karşılık veremeyişi mi? Değil. Ona bunu nasıl yaparlar? Kim ondan intikam alıyor? Derdi o. En son dayanamıyor. Putun boynuna bir kılıç asıyor. Al diyor. Bununla kendini savun. Hatta bazı rivayetlerde şiir. Bu adam güzel şiir de yazıyor. Çok affedersiniz diyor ki keçi bile diyor arkasını diyor koruyabilirken diyor sen de diyor al kılıçla bunu kendini koru. Keçi diyor kendini koruyabiliyor diyor. Çifte atıyor, tekme atıyor, gelene vuruyor, tosluyor, kaçıyor. Ulan sen bunların hiçbirini yapamıyorsun. Beni nasıl koruyacaksın demiyor. Al diyor bu kılıcı, bu kılıçla savaş diyor. Ya Rabbi sen ne kadar büyüksün. Ve gençler bu sefer ne yapıyorlar? Muaz bin Cebel'i de alıyorlar. Kılıcı bir kenara bırakıyorlar. Putu bu sefer alıyorlar, ölmüş bir köpeğin boynuna bağlıyorlar. Beni Seleme'nin çöplüğüne bırakıyorlar. İşte uyanacak ya artık. Allah Azze ve Celle artık idrak kanallarını açacak. Oğullarının ve
salih insanların o verdiği mücadelenin bir neticesi olacak ya. Amr bin Cemu Seleme'nin çöplüğüne, Beni Seleme'nin çöplüğüne geliyor, bakıyor. Kılıç yok. Kılıç gitmiş. Bir de köpeğin boynuna bağlanmış. Diyor ki eğer diyor sen bir ilah olsaydın köpeğin boynuna bağlanıp diyor, bu çöplükte diyor yer almazdın. Koşuyor gidiyor iman ediyor. Subhanallah. Koşuyor iman ediyor. Razıyız elhamdülillah. Son nefeste dahi olsa La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü söyleyen dinde kardeşimizdir. Takdir edilecek bir iş yapmıştır. Geçen gördüğünüz 90 yaşlarında Avrupa'daki bir adam iman etti değil mi? Belki çok yaşamadı, vefat etmiştir. Hiç tabir yerindeyse salih amel işlemeden cennete kavuştu. Bilemiyoruz. Velhasıl kelam Amr bin Cemu iman etti ve Bedir gerçekleşti. Evlatları dediler ki baba sen yaşlısın. Aynı zamanda ayağın yürüyemeyecek derecede topal. Bundan dolayı da sen bırak. Hanımlarımızla beraber dur. Biz neler Allah yolunda cihad edeceğiz. Aradan tam bir yıl geçti. Uhud için İslam orduları hazırlanmaya başladı. Evlatlar tekrar Amr bin Cemuh'a dediler ki sen otur. Biz dediler Allah yolunda savaşırız. Amr bin Cemuh artık dayanamadı. Tabir yerindeyse 60 yıldan belki daha fazladır şirk içerisinde yaşamış olduğu hayatı temizleyecek tek şeyin şu bedeninden akacak kanlar olduğuna inandı, kanaat getirdi. Allah Resulü'nün yanına geldi dedi ki ya Resulallah evlatlarım ayağım topal olduğundan dolayı Allah yolunda cihad etmemi ve şehit olmamı diyor istemiyorlar. Subhanallah. İnanmış ama bu sefer ha. Belki Bedir'de ağız ucuyla söyledi. Daha yeni iman etmişti. Belki korkmuş olabilir. Bir şey demiyorum. Ama Uhud'da bir inandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ikna etti. O yeryüzünde Amr bin Cemuh'u evine gönderecek tek kişi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ne karısını dinler o, ne çocuklarını. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evlatlarını çağırdı. Dedi ki babanız bırakın dedi. Belki dedi Allah yolunda dedi şehit olacak. Karışmayın ona. Amr bin Cemuh tabir yerindeyse kalkanını hazırladı. Karısı Hind radıyallahu anha dedi ki kalkanını diyor eline aldı ve şu duayı yaptı. Allah'ım bana Uhud meydanında şehadet nasip et. Evime zillet içerisinde döndürme. Ben diyor o anı sanki diyor halen görür gibiyim. Uhud'da karısı, bakın karısı da savaşıyor. Hind de gidiyor. Üç tane evladı, kendisi bir de kadim dostu Abdullah bin Amr bin Haram. Yani kayınbiraderi. Allah yolunda cihada gidiyorlar. Biliyorsunuz Müslümanların lehine gerçekleşilen savaş bir an aleyhine döndüğü sırada Allah Resulü'nün etrafından sahabeler ayrılıyor. O sıra Amr bin Cemu oğlu Hallad ile beraber Allah Resulü'nü koruduğu esnada şehit oluyorlar. Abdullah bin Amr bin Haram radıyallahu anh da şehit oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sıra şehitlerin yanından geçerken Amr bin Cemuh'u görüyor. Diyor ki sanki ben onun sağlam ayağıyla cennetin içerisinde seker gibi gördüm diyor. Subhanallah. Seker gibi gördüm. O sıra şöyle bir hadise yaşanıyor. Hanımı naaşların, cenazelerin yanına geliyor. Bir tarafta koca, bir tarafta oğul, bir tarafta abi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha diyor ki Hind diyor kendini nasıl hissediyorsun? Vallahi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iyi olduktan sonra hiçbir musibet diyor bize zarar vermez. Subhanallah. Sonra bu üç tane cesedi, cenazeyi diğer oğullarıyla beraber devenin üstüne koyuyor. Niyeti ne? Medine'ye götürüp gömmek. Yalnız çok ilginç bir hadise yaşanıyor. Deve iki adım atıyor, çöküyor. Deveyi kaldırıyorlar, bir adım atıyor, çöküyor. Deve ne zaman hareket etmek istese sanki bir güç tarafından tekrar yerine oturtuluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaşıyorlar. Allah Resulü Hind'e diyor ki Amr bin Cemuh savaşa gelmeden önce diyor bir söz söyledi mi diyor. Bir vaatte bulundu mu? Dedi ki evet ya Resulallah. Dedi ki Allah'ım Uhud günü bana şehadet nasip et
ve beni zillet içerisinde evime gönderme dedi. Deyince Allah Resulü dedi tamam, devenin diyor çökmesinin sebebi bu. Zira Amr diyor sadık bir adam, sıdkını tamamladı. O diyor buraya gömülecek diyor. Sen diyor hiçbir güç tarafından diyor onu diyor Medine'ye götüremezsin. Onun yeri burası. Hatta bir rivayete ne diyor biliyor musunuz? Şu an diyor melekler o şehitler için diyor yer arıyorlar diyor. Gömülecekleri yerleri ayırıyor. O sıra tabii ki Abdullah bin Amr bin Haram'ın cesedi paramparça edilmiş. Burnu kopartılmış, kulağı kesilmiş, gözleri uyumuş, müsle yapılmış. Oğlu Cabir radıyallahu an cenazeyi görmek istiyor. Babasının son defa naaşını görmek istiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı müsaade etmiyor. Ve ona şunu söylüyor. Diyor ki şu an diyor melekler kanatlarıyla babanın diyor cesedini diyor gölgelendiriyorlar. Yani dokunma. Bakma ona. Baktığında bir şey kazanamayacaksın. Hatta inşallah özellikle hayatlarını başka bir derste inceleyeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Cabir'i üzgün görüyor. Babasını kaybetmiş, arkasında 9'a yakın yetim bırakmış. Onu diyor böyle üzgün görünce dedi ey Cabir dedi sana bir müjde vereyim mi? Dedi ver ya Resulallah. Senin baban dedi Allah'la perdesiz bir şekilde konuştu subhanallah. Arada dedi hiçbir perde yok. Hiçbir set yok. Allah azza ve celle babanla direkt konuştu. Abdullah dedi ki ya Rabbi beni yeryüzüne tekrar gönder. Senin yolunda cihad edeyim, şehit olayım. Allah dedi ki bu benim sünnetim tamamlanmıştır. İnsanlar öldükten sonra yani buraya geldikten sonra tekrar dünyaya gidiş yoktur. O zaman dedi ki ya Rabbi bu halimi kardeşlerime bildir deyince o meşhur ayetler indi. Allah yolunda öldürülenleri ölüler zannetmeyin. Zira onlar Rableri katında rızıklanmaktadır ayeti. Bu olaya istinaden indi deyince Cabir tabi sevindi elhamdülillah. Kim sevinmez ki Allah Azze ve Celle böyle güzel bir hayat, böyle bir güzel ölüm bizlere nasip etsin. Değerli kardeşler tam 46 yıl sonra bir keramet daha yaşandı. Ve burada bitiriyorum inşallah. O da ne? Şehitlerin bulunduğu yere bir sel vuruyor. Bazı cenazeler dışarı çıkıyor. Yani toprak dışarı çıkartıyor onu. Bakıyorlar ki o sıra tabi Allah Resulü Aleyhisselam Amr bin Cemuh'la Abdullah'ı aynı kabre koyuyor diyor. Bunlar dünyada iyi dostlardı. Kabirde de diyor beraber olsunlar subhanallah. Bakıyorlar ki ikisinin mezarını kazıp açtıklarında Amr bin Cemuh'un da Abdullah'ın da cenazesinde hiçbir çürüme yok. Toprak onları yememiş, çürütmemiş. Ve hatta ikisinden biri için söylüyorlar. Ya Abdullah diyorlar ya Amr. Ellerini böyle koymuş ya. Şöyle düşünün. O sıra artık eli yarasını tutuyor. Diyor ki elini bir çektik diyor kan fışkırmaya başladı diyor subhanallah. Kan 46 yıl sonra akmaya devam ediyor. Tekrar diyor elini koyduk diyor kan durdu diyor subhanallah. Allah azze ve celle böyle şerefli bir ölümü bizlere nasip etsin. Değerli gençler Amr bin Cemuh'un vesilesiyle bu akşam tabir yerindeyse heybemize şu düştü. İhtiyarlamış, elden ayaktan düşmüş, güçten kesilmiş anne babaların hizmetinde bulunmak Allah Azze ve Celle'nin kullarına tabir yerindeyse o baba ve annelerin evlatlarına verilmiş bir nimettir. Allah yolunda cihad eden, Allah yolunda mücadele eden anne ve babalara hizmet etmek, onlarla beraber olmak, onların tabir yerindeyse yardımcısı olmak bu çok daha büyük bir şereftir. Geçen hafta bir sloganımız vardı. Fiziksel engel Allah yolunda mücadele etmeye engel değildi. Gözleri ama olan bir Abdullah İbni Ümmü Mektumumuz vardı. Allah yolunda cihad etti, şehit oldu. Bu akşam da Amr bin Cemuh gibi bir ayağı topal basamayan bir sahabenin Allah yolunda cihadını ve mücadelesini gördük ve şehadetini izledik. Allah Azza ve Celle bütün engellerimizle beraber onun yolunda gerçek manada mücadele etmeyi hepimize nasip etsin. Geceniz mübarek olsun.